Zeki Altun 1920 senesinde İstanbul'un Vefa semtinde dindar bir ailenin oğlu olarak dünyaya gelmiştir. Kur'an-ı Kerim okumayı henüz 5 yaşındayken mahallenin hoca hanımı olan Fatma Hoca'dan öğrenmiştir. Ve Kur'an okumayı öğrenir öğrenmez 6 ay içinde Kur'an'ı hatmetmiştir. Kur'an eğitimini daha sonra babası Hafız Ahmet Artar ve Hafız Ali Gülses de sürdürmüş, Yeni Cami müezzini Ama Necati Efendi'den musiki dersleri almıştır. Ancak ilk resmi hocası Nuri Osmaniye Camii müezzini Hasan Akkuş olmuştur. Zeki Altun 1920 senesinde İstanbul Vefa semtinde doğdu. Kendileri Siirtli aile tarafından. İlk tahsili sırasında mahallesinin bir hanım hoca efendisinden Kur'an-ı Kerim tahsiline başlamış. Daha sonra Hafız Ali Külses ki kendi arkadaşı, onun babası Hafız Ahmet Artar'dan ilk ciddi Kur'an-ı Kerim ilmini tahsile başlıyor. Pek çok hocası var istifade ettiği hem musiki alanında hem Kur'an-ı Kerim ilmi alanında. Mesela Yeni Cami müezzini Ama Necati Efendi, Abdurrahman Gürses Hoca Efendi ve Hasan Akkuş. Hemen ilk akla gelince söylenecek ve bu ilimde en önemli hocalarımız bu isimler. Bu isimlerden istifadeyle kendisini yetiştirmiş, hafız olmuş. Hafız Zeki Altun profesyonel bir musiki şinas değil ve fakat dönemindeki bütün hafızlar gibi musikiye vakıf, makamata vakıf, eser türlerinin gerektirdiği form bilgisine vakıf ve hakkında bir kitap yazılabilecek kadar da çok eseri var. Eserlerinin çoğu tekke musikisine dair, ilahi türünde eserler. Şarkı türünde eserleri pek az. Daha çok ilahi türündeki eserlerin elhanına hakim, güfteyi kullanma bakımından, zevk-i selim bakımından ve türün gerektirdiği formun yapısını ortaya koymak bakımından. Hasan Akkuş'tan hıfzını ikmal edip, tashih-i huruf, yani harfleri doğru okuma dersleri alan Zeki Altun, Huffaz kursu vesikası alarak eğitimini tamamlamıştır. Kıraat ilminde meşhur Abdurrahman Gürses Hoca'dan istifade etmiştir. Zeki Altun'un musiki hocaları, devrin hususen dini musiki sahasında meşhur olmuş en büyük isimleridir. Hafız Kemal, Eyyubi Ali Rıza Şengel, Saadettin Kaynak, Ali Rıza Saman, Kemal Gürses, Saadettin Heper, Sadi Hoşses, Hafız Sami, Kemal Batanay gibi kıymetli musiki şinaslardan istifade imkanı bulan Zeki Altun, bu nasipliliğe mukabil musiki ile güzel hizmetlerde bulunmuştur. Fatih Musiki Birliği'nde ve Konservatuvar İcra Heyeti'nde görevler almış, Nuri Osmaniye'de talebeler yetiştirmiştir. Bir de musiki tarafı var. Orada da Süleymaniye baş müezzini Büyük Kemal Efendi diye de bilinen Hafız Kemal'den. Kendisinden hem mevlid okuma adabını da öğrenmiş. Onun haricinde Ali Rıza Şengel, Saadettin Heper, Saadettin Kaynak gibi hocalardan istifade etmiş. Yine bu hocaların arasında Beşiktaşlı Hafız Rıza Efendi var. Hafızlardan Hafız Sami, Hafız Burhan, Hafız Arap Cemal'den istifade etmiş. Yine Türk musikisi gönüllülerin çokça yakından tanıdığı bir isim olarak bestekar Sadi Hoşses'ten ve Hafız Yaşar Okur merhumdan istifade etmiş. Onlardan musikinin çeşitli ilimlerini, klasik musiki repertuarını veya dini musiki repertuarını öğrenmiş
ve bunların icrası yönünde de onlarla çalışmış. Yani üslup, repertuar, tavır derslerini bu zevattan görmüş. Türkiye Hafız-ı Kur'an ve Mevlitanlar Cemiyeti'nin kurulmasına büyük emek vermiş ve bu cemiyetin başkan ve başkan yardımcılığında bulunmuştur. Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Derneği'nde, İstanbul halkınca bilinen adıyla Karagümrük'teki Cerrahi Tekkesi'nde uzun seneler meşklere katılmış ve bu meşklerde musikideki birikimini hafız ve mevlitanlar yanında cemaatteki meraklıların da istifadesine sunmuştur. Zeki Altun, pek çok camide müezzinlik ve kayyumluk da yapmıştır. Kalenderhane Camii, Bayezid Camii, Teşvikiye Camii bunlardan bazılarıdır. Ailesi özellikle Zeki Altun'un din görevlisi olmasını çok istemişler. O da bu yetiştiği, aldığı eğitim neticesinde İstanbul'un çeşitli camilerinde vazifeler yapmış. Kalenderhane Camii, Bayezid Camii, Beyoğlu Ağa Camii ve bu camilerin en sonuncusu da Teşvikiye Camii. Cami görevini Teşvikiye ile sonlandırmış. Daha sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olan cenaze teşkilatında cenaze imamı olarak görev yapmış uzun yıllar. Kendisinin bu vazifelerinin dışında mevlitanlara ve mevlit cemiyetlerine olan hizmeti var ki Nusret Yeşilçay ile birlikte, Ali Gülses ile birlikte Türkiye Hafız ve Mevlitanlar Cemiyeti'ni kuruyorlar. Burada pek çok hafızın ve mevlitanın yetişmesine vesile oluyorlar. Onlara ses kayıtları, stüdyo kayıtları yaptırıyor. Birçok imkan sağlıyor. Üyesi olduğu bu cemiyetinde sonra çok uzun yıllar sağlık problemleri yaşayıncaya dek çok uzun yıllarda başkanlığını yapıyor merhum hocamız Zeki Altun. Ya Resulallah.
Bir mevlit merasiminden bahsedelim. Zeki Altun orada şu dörtlüyü okuyor Mevlid Bahri'nin arasında. Hoştur bana senden gelen ya gonca gül yahut diken ya hilatü yahut kefen lütfun da hoş, kahrın da hoş. Efendim okunur ne olacak ki, bunda ne var? Bu efendim hanımını kaybettiği zaman tertiplenen mevlitte okuduğu bir şey. Öyle de teslimiyet sahibi, öyle de Hazreti Allah'ın cilvesine rıza gösteren bir yapısı, teslimiyeti olan bir büyüğümüzdü. 8 Eylül 1999 tarihinde de Kozlu mezarlığına kendisini defnettik. 3 çocuğu var, Hasan, Muhsin ve Muhsine. Hasan Bey, milli futbolcu. Muhsin Bey rahmetli oldu. O da milli güreşçi. Hatta federasyon as başkanlığına kadar yükselmiş bir spor adamı. Hatta Muhsin Altun'un rahmetlinin Balkan şampiyonluğu var Grokeram önünde. Güreşimizde ülkemizi temsil etmiş ve Muhsine isimli kızı var. O da kendisi hayattayken vefat etmiş. Bir de evlat acısı yaşamış bir tarafı da var. İşte Muhsin Altun'un ön ayak olmasıyla bu bizim yüksek lisans tezimiz kitap haline getirildi 2004 yılında. Ve Türk Tasavvuf Musikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nın bir kültür hizmeti olarak kitaplaştırıldı. Bu aslında arz ettiğim çoğu bilgiyi o kitap için derlemiş, toparlamış idim. Tabii zor oldu çünkü hakkında yazılı hiçbir şey yok. Ancak eşiyle, dostuyla, kendisiyle aynı ortamı paylaşmış, aynı mekanlarda bulunmuş insanlardan istifadeyle bir şey oluşturmaya çalıştık. Artık eksiğiyle, noksanıyla. Ama musikimiz açısından önemli bir çalışma olduğu kanaatindeyim. En azından iki tane eseri kaybolmaktan kurtardık. Bir şarkı, bir de ilahi. Efendim işte notaya alınır diye okumuş, banta bırakmış. Eserlerinde Alaaddin Hoca, kıymetli hocamız Alaaddin Yavaşça, rahmetli Bekir Sıtkı Sezgin ve Mithat Arısoy notaya almışlar. İşte belki onlara ulaştırırım diye o gelen ilhamı teybe okuyuvermiş ama tespit etmek bize nasip oldu. Vefatından çok sonra işte 2000 senesinde ben bunu master tezi olarak hazırladım. Hafız Zeki Altun'un Ali Ulvi Kurucu'ya ait 4 tane dörtlükten müteşekkil şiiri üzerine bestelediği Hicaz İlahisi'ne baktığınız zaman alışılagelmişin dışında. Yani bir zikir havası yok. Fakat çok sade ve hatta duygusal, tekkede pek rastlanmayan duygusal müzik cümlelerinden müteşekkil ve insanı yerinde oturtan, yani İlahi dinlediğiniz zaman öyle ya da böyle ritimle bir zikir havasına girersiniz ya, hiç olmazsa şöyle bir sallanırsınız, bu hava yok. Sakin, yumuşak, sükun ve huzurla insanı Allah'a yaklaştırmaya gayret var. Hem müzik cümlelerinde hem şiirinde. Ali Ulvi Kurucu çok iyi bir şair, çok kuvvetli bir şair. Çok sayıda şiiri İlahi olarak bestelenmiş ve şarkı olarak da bestelenmiş. Tabii şiirin gücü de elhanı etkiliyor. Bu şiire uygun en güzel elhan herhalde bu olurdu diye düşünüyorum. Müzik cümlelerinden bahsediyorum. Çok sakin bir ilahi, alışılagelmiş tarzın dışında. Ama bizi çok duygulandırmıştı icra.
Mevlam'a sana ersen diyor, Mevlam sana ersen diyor, aşka düşen pervaneyim, aşka aşka düşen pervaneyim, aşka düşen pervaneyim.
Zeki Altun çok iyi yetişmiş. Kur'an okuyuşu, mevlid handığı, hanendeliği ve bestekarlığıyla ve dahi edebiyle, ahlakıyla daima gıpta edilen bir şahsiyet olmuştur. 1999 senesinde 79 yaşındayken vefat eden Zeki Altun, Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındıktan sonra eski Kozlu Mezarlığı'nda defnedilmiştir. Makamı âli, mekanı cennet olsun.